Testiye bakma, içindeki suya bak. Ne vakte kadar testinin şekli, biçimi ile, üstündeki nakışlarla oyalanıp duracaksın? Testinin şeklini, nakşını bırak da içindeki suyu ara. Yani insanların güzelliklerine, dış görünüşlerine bakma da ahlaklarına, huylarına, tabiatlerine bak. Ey gördüğü güzele takılıp kalan kişi! Onun suretini görüyor, manasından yani ahlakının güzel mi, çirkin mi olduğundan gafil bulunuyorsun. Eğer akıllı bir adam isen, sedefteki inciyi bul. Dünyadaki kalp sedefleri, yani bedenlerimizin hepsi de can denizinin feyzi ile diridir. Ama her sedefte inci yoktur. Gözünü aç da her birinin gönlüne, içine bak. Onda ne olduğunu, bunda ne olduğunu ayırt et. Çünkü o değer biçilmez inci pek az bulunur. Şekle bakarsan dağ, bir lale göre yüzlerce defa büyüktür. Görünüşte elin, ayağın, saçın, sakalın gözüne göre yüzlerce defa büyüktür. Fakat gözünün bütün uzuvlardan daha kıymetli olduğunu sen de bilirsin. Gönlüne gelen bir tek düşünce yüzünden de yüzlerce cihan bir anda baş aşağı devrilir gider. Padişahın bedeni de görünüşte diğer insanların bedeni gibidir. Fakat yüz binlerce asker onun arkasından koşar, onun izinden yürür. Sonra o padişahın şekli, görünüşü de bir gizli düşünce tarafından sevk ve idare edilir. Şu sonsuz, sayısız halka dikkatle bak. Hepsi de bir düşünceye dalmış, yeryüzünde sel gibi akıp gitmede. O düşünce halk nazarında önemsiz küçük bir şeydir. Fakat sel gibi dünyayı sürükler götürür. Görüyorsun ki dünyada her hüner, her sanat bir düşünce ile meydana gelmede, olmadadır. Evlerin, köşklerin, şehirlerin, dağların, ovaların, nehirlerin, balığın deniz yüzünden diri olduğu gibi yeryüzünün, denizin, güneşin, göğün düşünce ile hayat bulduğunu görüyorsun da neden körleşiyorsun, aptallaşıyorsun da beden sana Süleyman gibi büyük, düşünce karınca misali küçük görünüyor? Neden gözüne dağ pek büyük de düşünce fare gibi zayıf görünüyor? Neden dağı kurt gibi görüyorsun? Dünya senin gözünde büyüyor, sana korku veriyor. Buluttan, gök gürültüsünden, gökten titriyor, korkuyorsun. Ey eşekten de aşağı olan kişi! Taşın nasıl bir şeyden haberi yoksa, senin de düşünce dünyasından haberin bile yok. Sen düşünce dünyasından eminsin, gafilsin. Çünkü sen bir şekilden, kalıptan ibaretsin. Akıldan payın yok. Sen insan huylu değilsin. İnsan şeklinde bir eşek sıpasısın. Bilgisizliğinden ötürü sen gölge varlığı insan sanıyor, insan görüyorsun da bu yüzden sence insan bir oyuncak, değersiz bir varlık oluyor. Düşünce ve hayalin örtüsüz, perdesiz, kol kanat açacağı, bütün sırların meydana çıkacağı kıyamet gününe kadar dur, bekle. O zaman
dağların yün gibi yumuşadığını, şu soğuk ve sıcak yeryüzünün yok olduğunu görürsün. Ezeli, ebedi hayata ve sonsuz sevgiye malik olan Allah'tan başka ne gökyüzü, ne yıldız, ne de bir başka varlık görürsün. Padişahın has bir kölesine saraya mensup adamların haset etmeleri. Padişahın biri bir kölesini lütfundan ötürü sarayın bütün adamları arasından seçmiş idi. Onu hepsinden üstün tutuyordu. O kölenin elbise parası 100 emirin maaşı kadardı. Onun gördüğü itibarı 100 vezir göremiyordu. Bahtının, talihinin üstünlüğünden o bir ayaz kesilmişti. Onu seven padişah da vaktinin mahmudu olmuştu. O kölenin ruhu, padişahın ruhu ile ezelde şu bedenler yaratılmadan önce tanışmışlar, dost olmuşlardı. Zaten iş de bedenden önceki iştir. Sen şu sonradan peydahlanan dünya hayatını hayat sayma. Geç. İş Arif'in işidir. Çünkü Arif şaşı değildir. Gözü ilk ekilen şeyleri görür. Oraya buğday mı ekilir, arpa mı? Gözü gece gündüz oradadır. Gece neye gebe kalmışsa onu doğurur. Yapılan hileler, başvurulan tedbirler, çareler takdire karşı hevadan ibarettir. Hevadan ibaret. Başına gelecek ilahi takdiri, alın yazısını gören kişinin gönlü güzel tedbirlerle o takdiri değiştirmeye kalkışmaktan nasıl hoşlanır? Kendi aklına, kendi tedbirine aldanansa tuzak içindedir. Ama yine de tuzak kurar. Fakat ne bu tuzak kurtulur, ne de tuzak kuran. Yüzlerce çayır çimen bitse yahut kuruyup dökülse, sonunda yine Allah'ın ekmiş olduğu tohum biter. İlk ekilen ekinin üstüne ekin ekerler ama bu ikincisi yok olur gider. İlk ekin kalır. Olgun olan, sağlam olan, seçkin olan ekin ilk tohumdur. İkinci tohum bozulur, çürür gider. Senin tedbirin yine Hakk'ın tedbiridir. Yani onun takdiri eseridir. Böyle olmakla beraber kendi tedbirini dostun huzurunda bırak. Hakk'ın yükseltmiş ve takdir etmiş olduğu iş esas iştir. İşe yarayandır. Önce ne ekilmiş ise sonunda o biter. Ey Allah'ın dostu! Madem ki o büyük dostun kulusun, esirisin, onun emri altındasın, ne ekersen onun için, onun rızası için ek. Hayırsız nefsin çevresinde dönüp dolaşma, onun işine bulaşıp da çırpınma. Allah için, Allah rızası için yapılmayan bir iş hiçtir, hiç. Kıyamet günü gelip çatmadan gece hırsızı gibi olan nefis mal sahibine karşı rezil rüsvay olur. Hilelerle, tedbirlerle çaldığı malların vebali kıyamet ve adalet gününde
onun boynuna yüklenir. Yüz binlerce akıl bir araya gelip de Allah'ın takdirine karşı bir tedbir kurmak istese de. Yaptıklarını pek güçlü bulurlar ama saman çöpü rüzgara karşı nasıl dayanır? Ey inatçı kişi! Eğer bu varlık aleminin, yani şu görünen varlığın ne faydası vardır dersen, senin bu sorunda bile fayda vardır. Bu sorunda bir fayda yoksa bu bize gerekmez. Boş soruyu ne diye dinleyelim? Sorunda birçok faydalar varsa ne diye dünya faydasız olsun? Dünya bir bakıma faydasız ise başka bakımdan faydalarla doludur. Sana faydalı olan şey bana faydasız bile olsa, madem ki sana faydalıdır, yapmaktan geri durma. Hazreti Yusuf'un güzelliği kardeşleri için bir anlam taşımıyordu, değersizdi. Ama dünya halkı için faydalıydı. Hazreti Davud'un sesi pek güzeldi ama güzel sesten hoşlanmayanlara ağaç takırtısı gibi gelirdi. Nil Nehri'nin suyu Ab-ı Hayat'tan daha hoştu, daha feyizliydi. Fakat ondan nasibi olmayanlara, mahrum kalanlara, inkarcılara kan olmuştu. Şehitlik mümin için diriliktir, hayattır. İki yüzlü kişiye ise ölümdür, çürüyüştür. Dünyada hangi bir nimet vardır ki bir ümmet, bir bölük halk ondan mahrum değildir? Söyle bakalım. Öküze ve eşeğe şekerden ne fayda var? Her canlı olanın başka gıdası vardır. Bir kimsenin gıdası iğreti ise ona öğüt vermek, onu doğru yola getirmek demektir. Birisi hastalık yüzünden toprak yemeyi sevse, o kişi toprağı kendisine gıda sanır. O asıl gıdasını unutmuştur da hastalık yüzünden gıda sandığını yemeye başlamıştır. Şerbeti bırakmıştır da zehir içmektedir. Hasta olduğu için zehir ona tatlı gelmektedir. İnsan kendi ayıbını görmez de başkasının ayıbını görür, söyler. Herkes önce kendi ayıbını görseydi onu düzeltmeye uğraşmaz mıydı? Halk kendinden gafildir. Bu yüzdendir ki kendi ayıplarını görmezler de başkalarının ayıplarını görürler ve onları söyler dururlar. Ben kendi yüzümü görmem de senin yüzünü görürüm. Sen de kendi yüzünü görmez, benim yüzümü görürsün. Kendi yüzünü görebilen kişinin nuru halkın nurundan fazladır. Öyle bir kişi, yani kendi kusurlarını, hatalarını gören bir kişi olsa bile onun görüşü ölümsüzdür. Çünkü onun görüşü Allah'ın nurundandır. İnsana kendi yüzünü, kendi kusurlarını gösteren nur, duygu ile anlaşılır. Yani his nuru bu gözlerdeki nur değildir. O nur hak nurudur. İman nurudur. Gönül nurudur. O nurun sahibi kendi zat ve sıfatını o nurla açığa vurmaktadır. Müzik
cömertlik ve cimrilik. Allah can bağışlamaya karşılık yüz binlerce can ihsan eder. Hangi bir cömertlik Hakk'ın bu görülmemiş, akıl almaz cömertliğine benzeyebilir? Hakk'ın bu cömertliğini görseydin, nasıl olur da canını esirgerdin? Bir can için nasıl olur da bu kadar gamlanırdın? Irmak kıyısında oturup da suyu esirgeyen, sakınan, ırmağı göremeyen kör bir kişidir. Hazreti Peygamber buyurdu ki, kıyamet gününde verilecek karşılığı iyiden iyiye bilen, bir verdiğine karşılık 10 verileceğine inanan, her zaman cömertliğini türlü türlü şekilde arttırır durur. Cömertlik bütün karşılıkları görmektir. Bu yüzdendir ki cömertlik ümit ve neşe getirir ve verdiği şeylerin kaybolduğu korkusunu giderir. Cimrilik ise Peygamberimizin müjdelediği karşılıkları görmemektir. İnciyi görmek dalgıcı sevindirir. Bu duruma göre dünyada hiç kimsenin cimri olmaması gerek. Çünkü hiç kimse karşılığı olmadıkça oyuna giremez. Demek ki cömertlik gözden geliyor, elden değil. İş gören gözdür, görüştür. Gözü görenden başkası cimrilikten kurtulmadı. Kur'an'ın nurunu görmeye çalış. Bakışını, düşünceni doğrult da şüpheye düşüp sorular sorma. Kur'an'ın nuru zerre zerre hak ile batılı ayırt eder, bize gösterir. O irfan incisinin nuru, gözümüzün nuru olsaydı, soruyu da kendimiz sorardık, cevabı da kendimiz verirdik. Şaşı gibi baktığın için ayın değirmisini iki gördün. İşte senin bu şaşkın bakışın, şüpheye düşüp soru sormana benzer. Bakışını doğrult da hakikat ayına, ay ışığına öyle bak ki onu tek göresin. İşte sana cevap da budur. Düşünceni doğrult, iyi bak. Çünkü düşünce de o irfan incisinin parıltılarındandır. Kulaktan gönüle gelen her cevaba göz, onu bırak da cevabı benden duy der. Kulak ara bulucudur. Kavuşup buluşansa gözdür. Göz hal sahibidir. Kulak ise dedikoduya dalmıştır. Kal sahibidir. Kulağın işitmesinde sıfatın huyun değişmesi, gözlerin apaçık görmesinde ise zatın, mahiyetin, özün değişmesi vardır. Ateşin varlığını sözle bildik. Bu varlığa sözle yakın hasıl ettinse, yani ilmel yakîn mertebesine ulaştınsa, bu mertebede kalma. O ateşte pişme gibi yanmayı da iste. Yanmadıkça ateş hakkındaki ilmin aynel yakîn, gözle görüp inanmak değildir. Bu mertebeye erişmek istiyorsan ateşe dal, ateş içinde otur.
işitilen sözler kulağa girse ve kulak hakikati içine sindirse, göz gibi olur. Yoksa sözler kulağa takılır kalır. İçeriye yol bulamaz.